بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأصحابه وأهل بيته وعليه مجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول الله تعالى إن لكل ساع غاية وغاية ابن آدم الموت فعليكم بذكر الله فإنه يسهلكم ويرغبكم في الآخرة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Sığındım zat-ı Hakk'a gel gidelim. Hemen seyriyle Allah gel idelim. Garibiz, kimsemiz yoktur diyelim. Bu benlikten, bu senlikten, bu enaniyetten, bu gurur ve kibirlerden geçerek Mevla'ya yönelelim. Onun cemalini beraberce inşallah seyredelim. Allah-u Teala Hazretleri cumamızı hayırlara, bereketlere vesile kılsın. Buraya kavuşturduğu ve bir Cuma namazını eda etmek üzere kendi mabedinde bizi bir araya getirdiği gibi hakiki bayram olan cennet ve cemalinde de buluşmayı, orada da bir araya gelmeyi, Rabbimizin cemaline beraberce bakabilmeyi Allah bugünün hatırına hepimize nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'de bize beyan etmiş olduğu emirlerinden ve yasaklarından, Kur'an-ı Hakim'in bize beyan ettiği yarın ahiret yurdunda başımıza gelecek olan hadiselerden inşallah konuşmaya gayret edeceğiz. Ve bununla birlikte Kur'an'ı bize getiren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu izahatlardan, hadis-i şeriflerden inşallah konuşmaya gayret edeceğiz. Allah-u Teala Hazretleri hepimize dikkatle dinlemeyi, ince anlamayı, anladıklarımıza da hepimize ihlas üzere amel etmeyi Rabbim nasip eylesin. Amin. Edille-i şer'iye dediğimiz, İslam'ın kaynakları, dört ana kaynağı dediğimiz dört tane kaynak. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim. İkincisi hadis-i şerifler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği, buyurdukları, Kur'an'ı bize açıkladığı hadis-i şerifler, fiili, kavli, hareketleri, beyan ettikleri. Üçüncüsü icma ümmet, ümmetin alimleri, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş sahabe-i kiramın, hulefai raşidinin, o yola tabi olmuş olan tabi'in, tebe-i tabi'in halkasının, o geleneğe devam etmiş olan, bağlanmış olan alimlerin görüşleri ve bir meselede bir hüküm beyan edilirken onda kıyas yapacak, kıyas-ı fukaha dediğimiz ümmetin alimleri. İslam'ın dört temel esası, değişmez gerçekleri, olmazsa olmazları bir Kur'an, iki sünnet, üç icma ümmet, dört kıyas-ı fukaha. Fıkıh alimlerinin karışık bir meselede ayetle, hadisle, nas ile beyan edilmemiş,
açıklanmamış, hükme kavuşmamış olan meselelere hüküm vermeleri. Bu da kıyasla ümmetin alimlerinin yapmış olduğu bir meseledir. Allah-u Teala bu dört temel prensibe, esasa uymayı, tabi olmayı, bunları ne indirmeyi ne de eksiltmeyi bizden muhafaza buyursun. Bu dört tane kriter, dört tane esas hepimizi bağlayan nitelikte olmalıdır. Ayet ve hadisler üzerinden konuşmak hepimizin vazifesidir. Bununla birlikte din adına bir mesele var mıdır, yok mudur? Din adına bir mesele nasıldır ya da ne değildir? Anlamak için bu dört tane esasa bakmak gerekiyor. Bir insan din adına konuşuyorsa, bir mesele kendisine soruluyorsa bu dört tane cihetten cevap vermek mecburiyetindedir. Dese ki sadece Kur'an bize yeter, üç maddeyi devre dışı bıraksa doğru yolu bulamaz. Dese ki iki madde bize yeter, ikisini devre dışı bırakalım, yine hüküm beyan edemez. Dört tane esas 1400 seneden beri bu ümmet içerisinde devam etmiştir. Allah sonradan çıkan akli yorumlara, sonradan çıkarılan değişim yorumlarına, sonradan çıkartılmak isteyen reform akımlarına uymaktan, tabi olmaktan hepimizi muhafaza buyursun. Bu din tamamlanmıştır ve beyan edilmiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de de tamamlanmıştır. Allah-u Teala hepimize doğrulara tabi olmayı, hükümlere bu emrolunduğu gibi inanmayı ve onu yaşamayı hepimize nasip eylesin. Muhteremler, gelip geçici olan bir hayatın içerisindeyiz. Fani bir hayat burası, ebedi bir hayat değil. Burası bizim geçici yurdumuz, kalıcı yurdumuz da değil. Kalıcı yurdumuz ahirettir, ya cennet ya da cehennemdir. Allah cennetiyle müşerref olmayı bize nasip eylesin. Burası geçici bir hayat. Allah'ın takdir ettiği kadar yaşayacağız. Takdir ettiği kadar nimetlerinden istifade edeceğiz. Onun takdiriyle imtihanlar oluyoruz. Onun takdiriyle başımıza istemediğimiz hadiseler ya da temenni ettiğimiz hadiseler geliyor. Hepsi onun takdiriyledir. Çünkü yaratan o, yaşatan o, rızkını gönderen o, gökten yağdıran o, yerden bitiren o, en güzel nimetleriyle insanı donatan o, eşrefi mahluk üzere, ahseni takvim üzere bizi dünya hayatına getiren insan olduğumuz için bütün mahlukatın içerisinde bizi seçip değerli kılan Allah-u Teala Hazretleri'dir. O da yani Rabbul Alemin'de din göndermiş, İslam dini. Kur'an göndermiş, kitabımız, uyulması gereken kurallar, kanunlar, hükümler. Bu Kur'an-ı Kerim sadece namazı emretmiyor. Namazla birlikte nice emirleri var. Orucu var, haccı var, zekatı var, miras hukuku var. Adalet anlayışı var, ticaret anlayışı var, ahlak anlayışı var. Sadece namaz kitabı değildir Kur'an. Onunla birlikte nice hükümleri beyan etmiştir. Bu kadar yaşa geldik, biz Kur'an'ı ne kadar anladık? Bunu bir kendimize sormak mecburiyetindeyiz. Kur'an'ın neresindeyiz sorusu biz kendimize sormamız gerekir. Sadece Kur'an-ı Kerim mezar kitabı değildir. İnmemiştir hele bu Kur'an. Bunu hakkıyla bilene ne fal bakmak için ne de mezarda okumak için. Ölüye faydası vardır Kur'an'ın. Okursun, sevabını ölene hediye edersin. Alimlerimiz bu konuda görüş beyan etmişlerdir. Ümmetin alimleri burada görüş birliğine varmışlardır. Lakin mezar kitabı değildir. Sadece cenazenin olduğu bir anda okunacak bir kitap değil. Orada da okunur. Ona okunmaz dememiş alimlerimiz. Sevabını ölenin ruhuna hediye edersin. Ama hayat kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Bir hüküm beyan etmiştir. Hoca efendilerin her sabah okudukları Aş-ı Şerif'in başında Haşr suresinde Allah-u Teala ne buyuruyor? لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّيًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ
Biz o Kur'an'ı, işte önümüzde bu Kur'an-ı Kerim, 6600 küsur ayeti kerime, hükümleri önümüzde, emirleri var, yasakları var, yap dedikleri var, yapma dedikleri var. Kur'an'a göre, onu bize getiren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiğine göre hayatımızı ne kadar şekillendirdik? Biz o Kur'an-ı Azimuşan'ı, Rabbimiz buyuruyor. Bak bizzat Allahu Teala Hazretlerinin kelamı ve buyruğu. Biz o Kur'an-ı Azimuşan'ı bir dağa indirseydik, cebel, dağ, bir dağa indirseydik, o Kur'an'ın haşyetinden, azametinden, ululuğundan, o Kur'an'ın büyüklüğünden o dağ un gibi akardı Allah buyuruyor. Toz haline gelirdi. Kur'an'ın azametine o da dayanamaz Allah buyuruyor. O kadar kıymetli, o kadar değerli bir kitap. Ondan sonra ne buyuruyor Allahu Teala? لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ İnsanlar üzerine onu gönderdik ki, Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem de bize yolladı ki, ümit etti ki diyor Allahu Teala, umulur ki insanlar o Kur'an-ı Kerim'in üzerinde düşünürler, tefekkür ederler, bakarlar ki ne diyor diyor, neyi anlatıyor Kur'an-ı Kerim? Bize ne diyor Kur'an-ı Kerim? Faizin haram olduğunu söylüyor, içkinin haram olduğunu beyan ediyor, falokları, efendim tapılmak için dikilen taşların haram olduğunu söylüyor, cahiliye dönemini asr-ı saadet dönemine çevirdi Kur'an-ı Azimuşan, Muhammed Mustafa ile birlikte sallallahu aleyhi ve sellem. Allahü Teala hepimize gönderdiği kulpa tutunmayı nasip eylesin. O Kur'an'dır. Onu yaşayan Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu Kur'an-ı Azimuşan eğer okunulmazsa, öğrenilmezse, hayatta yaşanılmazsa Allahü Teala'nın huzuruna vardığımız vakitte kim kaybetmiş olacak, kim kazanmış olacak? Mevla bu kitabı okuyun diye yolladı, yaşayın diye yolladı. Bu sosyal hayata dayalı emirleri de var. İçtimai hayat dediğimiz. Ekonomik hayata da görüşleri var Kur'an'ın. Haksız bir kazanca karşı da getirdiği bir sistem var Kur'an-ı Kerim'in. Sadece caminin içerisine tıkanmış cami anlayışıyla bir Kur'an değil ki bu. Camideki hükümleri de beyan ediyor. Mescitlerin hükümlerini de beyan ediyor Kur'an-ı Kerim. Ama aileye de karışıyor. Bugün toplumdaki facia, aile faciası, evlenen çiftlerin 6 ay sonra, 1 sene sonra adliye saraylarında hakimin önünde nefes almalarının, son adres orayı bulmalarındaki sebebi Kur'an-ı Kerim zikrediyor. Oradaki problemleri Kur'an-ı Kerim inceliyor. Allahü Teala Hazretleri Kur'an'la hayat bulmayı, Kur'an'la çözüm bulmayı, Kur'an'ı yaşamayı, Kur'an'ı anlamayı hepimize nasip eylesin. Nasıl ki evlilik Allahü Teala'nın beyan ettiği bir hükümse, evlendikten sonra eşlerin neler yapması gerektiğini, neler yapmaması gerektiğini Kur'an ve hadisle, ulemanın beyanlarıyla ortaya konmuştur. Ama bugün bizim bu kadar sıkıntı ve problemlere baş başa kalmamızın sebebi nedir? Bana göre, bence, ben böyle mutluyum. Ben böyle rahat ediyorum. Bu hayat benimdir. Hayat senin değil ki ya. Hayat senin olsaydı ölmemen lazımdı. Hayat senin olsaydı dünyayı değiştirmemen lazımdı. Hayat senin olsaydı her şey senin istediğin gibi şekillenmesi lazımdı. Sen her şey senin istediğin gibi gidiyor derken anında ters bir iş, her şey tersine dönüyor. Anla ki sen yönetmiyorsun hayatı. Kendi hayatın bile kendi yönetimin altında değil. Bir şeye karar veriyorsun, yapacağım diyorsun, 5 dakika sonra karardan vazgeçiyorsun. Niye vazgeçtin? Hayat senindi, bir yerde karar aldı, niye uygulamadın? Kur'an-ı Azimuşan'da böyle bir şey yok. Hükümler beyan edilmiş, yine de onun dediği oluyor. Kim o? Alemlerin Rabbi olan Allah. Mevla buyuruyor ki, seni yaratan benim. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ اللَّط۪يفُ الْخَب۪يرِ Yaratan bilmez mi diyor Allahü Teala yarattığının ne olduğunu? Kim yarattı bizi? Hep beraber söyleyelim. Bizi yaratan kim? Allahü Teala Hazretleri. Peki bizi yaratan Rabbimiz hangi kurallara,
hangi kaidelere, vücudumuzun hangi hareketlere, hayatımızın nasıl bir ortama ihtiyacı olduğunu en iyi bilen kimdir? Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bir makinayı, bir buzdolabı makinesi, bir efendim diyelim ki çamaşır makinesi, bir televizyon diyelim, onu meydana getiren, onu icat eden, onu üreten, içine bir kullanım kılavuzu koymuş mu? Bunu bu şartlarda kullanırsan, bunu ebedi efendim tam şartlarında şu kadar ömrü var, bu kadar şartlarda bu kadar güzel kullanırsın diye, şunları yaparsan, şunları yapmazsan fazla yüklemeyeceksin. Makineye şu kadar çamaşırı, buzdolabına bu kadar erzağı vesairesini koy, aşırı zorlama diyor. Onu yapan, icat eden, onun sanatkarı, o şekil yaptığına göre alemlerin Rabbi olan Allahü Teala Hazretleri, insanı yaratan O, kainatı yaratan O, sistemi yaratan O, seman yoluna kadar, galaksilerine kadar, yıldızlarına kadar, yerin altındakilerine kadar, maddi manevi bütün kaynaklarına kadar, hepsinin sahibi kim? Allahü Teala Hazretleri. Nihayetinde Mevla buyuruyor ki, yaratan bilmez mi yarattığının ne olduğunu? Yarattığının bilmez mi en güzele layık olanlıklarının ne olduğunu? Allah yarattı bizi. Hangi kural ve kaidelere layık olduğumuzu yine Allah daha iyi biliyor. Daha iyi bildiği için de 6600 küsur ayeti kerimeyi önümüze koydu ki, ey kullarım, bak ben size hükümler beyan ediyorum. Sizi yaratan benim. Yaşatan da benim. Rızkınızı gönderen de benim. Gökten yağdıran da benim. Yerden bitiren de benim. Ne diyor insan? Ben çalıştım, ben kazandım. Senin çalışma kabiliyetini sana veren kim? Gücünü, kuvvetini veren kim? Kemiklerine o kadar sert kuvveti yükleyen, ağırlıkları kaldırma kuvveti veren kim? Vermedikleri de var. Gözünü gördüren, kulağını duyurtan, konuşturan, tükürük bezlerini çalıştıran, midene kadar hükmeden kim? Allah. Yediğin bütün gıdalar mideye gidiyor, beyinden hareket halindedir. Mideye gittiği zaman beyin uyarılıyor ve içtiğin ilaç, yediğin gıda, vücudun hangi organına gitmesi gerekiyorsa oraya gidiyor. Kalp hapı içiyorsun, kalbe tesir ediyor. Niye başka bir organa gitmiyor? Aynı mide, aynı mekanizma. Tansiyon hapı içiyorsun, aynı mide, aynı gıdalar içerisinde dönüyor ama tansiyonu etki ediyor, düşürüyor, çıkarıyor vesaire. Kanser hapı alıyor, Allah acil şifalar versin hastalara da. Gitmesi gereken, göz damlası kullanıyor, su dersin ama içinde maddeleri var, göze etki ediyor. Etkiyi yaratan, şifayı yaratan, senin midene ve vücuduna hükmeden kim? Allah Azze ve Celle. O da beyan ediyor ki, kulum, sana bir nefis verdim, sana bir şeytan verdim, seni imtihan ediyorum. Senin hayata geliş gayen imtihan. Ben seni acıyla da üzüntüyle de imtihan edeceğim. Bak Kur'an yolladım sana. O Kur'an'ı yaşayan Muhammed Mustafa'yı yolladım sana sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ı yaşayan bir model var önünde. Ey kulum, seni yaratan Rabbin benim diyor Allahü Teala. Hangi kurallara, kaidelere layık olduğunu ben daha iyi biliyorum. Bildiğim için de sana kitap yolladım. Onu uygulayan Muhammed Mustafa'yı yolladım. Şu kitaba bak da rahat et diyor Allahü Teala. Dünyanı da ahiretinde mamur et. Eğer bakmaz, nefsine uyar, şeytana uyar, vesveseye kapılır da ters bir hareket yaparsan dünyanı da ahiretini ne yaparsın? Helak edersin. Kalp ameliyatına giren bir doktor, ayağından bir damar alıp kalbe ekleyen bir doktor, ters bir hareket yapsa, ters bir damar alsa, yanlış bir ameliyat yapsa, yanlış bir tehlikeli bir harekette bulunsa, insanın canına ne olur? Kastetmiş olur. Tecrübe lazımdır. O halde Allahü Teala da buyuruyor ki, nefis var sizde, şeytan var sizde. O nefis ve şeytan ki son derece kötülüğü emreder. İstemediğim halleri size emreder o nefis ve şeytan. Siz de Kur'an'a uyarak, benim yolumu tercih ederek, verdiğim iradeyle beni razı edin. Beni memnun edin buyuruyor Allahü Teala. Nihayetinde buyuruyor ki Allahü Teala, küllü şeyin halikun illa vecihe lehul hukmu ve ileyhi turcaun.
Benim zatımdan başka her şey yok olacak, Allah buyuruyor. Helak olacak. Kimseye kalmayacak bu dünya. Muhammed'im dedim, Habibim dedim. Alemlere rahmet olarak gönderdim. Ama onu da yanıma aldım. Ecel şerbetini içirtip ahirete aldım. Sizi de alacağım, Allah buyuruyor. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Habibim sen de vefat edeceksin. Ardından gelenler de vefat edecekler. Allah'ın kural ve kanunlarına uyanlar ebedi bahtiyarlar olacak. Rabbisinin cemalini görecek, peygamberle beraber olacak sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ama nefsine uyanların yolu ne oldu? Şeytanı ilah edinenlerin, şeytana tabi olanların, günah ve haramlara tabi olanların yolları ne oldu? Daha önce yaşayanlardan, Ebu Cehillerin, Velid bin Mugirelerin, peygambere karşı inatlaşıp da efendim Kur'an'a ve sünnete karşı hareket ve tavırlar sergileyenlerin sonu ne oldu? Firavunların, Nemrutların sonu ne oldu? Onların izini sürenlerin sonu ne oldu? Ama Mevla ile barışık yaşayıp emirlerini tutan, yasaklarından kaçınanların sonları bayram oldu. Cennet oldu, cemalullah oldu. Allah buyuruyor ki فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Onlara korku yok, üzüntü yok. Kur'an-ı Kerim'de Fussilet suresinde ayet-i kerimesinde Rabbimiz ne buyuruyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ. Bu da Kur'an ayeti. Fussilet suresi. Bu da Kur'an buyuruyor. Allah buyuruyor. Muhakkak ki o kullarım dünya hayatındayken Rabbim Allah'tır dediler. Rabbimiz ne dedik? Allah'tır dedik. Allah bizim neyimiz? İlahımız, mabudumuz, ibadet ettiğimiz Rabbimiz. İlah, dört manası var ilahın. Dört tane büyük manası. Bir, hüküm koyan, kural koyan, kaide koyan. Yaratan kim? Bütün kainatı Allah. Bizi yaratan kim? Allah. Peki bizi yaratan Allah olduğuna göre, kainatı yaratan Allah olduğuna göre, bu düzen içerisinde, hayat içerisinde Kur'an'ı, kanunu, efendim kanun koyma yetkisi kime ait? Allah'a ait. İlah dedin, inandın. İnandığın Rabbin hakkında karar verme yetkisine sahiptir. İnandın Rabbine. İlah demek o demek. Hüküm koydu. Dedi ki sana bu kurallar üzerine yaşa. Hükmünü ben beyan ettim. Seni ben yarattım, sen de bana iman ettin. Allah buyuruyor. Ben de senin hakkında karar verdim, hüküm koydum. Sana sınırlar koydum, hudutlar koydum. Tilke hududullah. Hudutlarımı aşmayın, Allah buyuruyor. Ben size bir cadde üzerinde yürütürken yasaklar koydum. Girmeniz gereken sokaklar var, girmemeniz gereken yollar var. Siz sarı çizmeli Mehmet Ağa değilsiniz, Allah buyuruyor. Ha, ah buyurun. Mevla buyuruyor. Teşbite hata olmaz. Şimdi hepimize değer verdiği için Rabbimiz, hepimizi insan olarak halk ettiği için, değer verdiği için hakkımızda kural koyma yetkisi Allah'a aittir. İlah o demek. Hüküm koyar, ceza beyan eder. Dört tane büyük maddesi var. Ne diyorsun kelime-i şehadette? Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah tanımıyorum. Allah'tan başka hakkımda hüküm beyan eden olamaz. Allah'tan başka hakkımda kimse karar beyan edemez. Allah'tan başka kimse hayatıma karışamaz. Her şey O'nundur. O'nunla başladı, O'nunla bitecek. İlah o demek. Okullarım ki dünya hayatında Rabbim Allah'tır dediler. Thümme istekamu, sonra dosdoğru yolda yürüdüler. Razı olduğum yoldan şaşmadılar. Sırat-ı müstakim üzere gittiler. Peygamberimin getirdiği yolda sebat ettiler. Yollarda önlerine zikzaklar çıktı, çıkmaz sokaklar çıktı. Caddelerde yürürken birçok sıkıntılar ve imtihanlar gördüler. Yine de yoldan şaşmadılar. Peygamberimin yolunu, sahabemin yolunu, tabiinin dönemini, o halkayı, o geleneği devam ettirdiler. Yine de yoldan taviz vermediler. Onlara ne olacak? Bak ne olacak? Kur'an söylüyor. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Ölüm anındayken melekler inecek.
Biz diyoruz ki ölüm meleği ruhumuzu aldı. Ölüm meleği ruhumuzu son anda teslim alıyor. Hadis kayıtlarında geçer ki 360 melek ordusuyla ölüm anında ruh bedenden çektirilir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefat etmiş olduğu o andaki, yaptığı vefat anındaki duası nedir? Ya Rabbi, iliklerimin arasından, damarlarımın arasından, sinirlerimin arasından, kanın gezdiği her taraftan, canın olduğu her yerden ruhumu çekme anındaki, ruhumu teslim etme işini bana kolay et ya Rabbi. Amin. Kim yaptı bu duayı? Muhammed Mustafa yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Musallaya gelene herkes öldü diye bakıyor. Ölmedi, yeni bir başlangıca gidiyor. Ölüm yok oluş değil, ölümü tattı. Her canlı ölümü tadacaktır diyor Allah-u Teala. Ölecektir demiyor. Küllü nefsin zâikatül mevt. Daha bunun bile manasını doğru anlayamadık biz. Her canlı ölümü tadacaktır. Ölecektir değil, tadacaktır. Tattın, kimi acı tadacak, kimi tatlı tadacak. Kimi melekler gelecek ki sevdiğin dünyadan ayırıyorum seni ama asıl yurduna döndürürken seni canını yakmayacağım, merak etme diyecek. Kur'an'da ayet işte bu. Herkes farklı hallerde Rabbisinin huzuruna gidecek. Kiminin ölüm anında diline alıştırdığı neyse o gelecek. Alimler diyorlar ki ölüm anında, sekaratül mevt, ölüm komasına girdiğimiz anda hafızandaki her şey silinir. Sadece diline alıştırdığın senin yanındadır. Ne alıştırdık dilimize acaba? Kur'an-ı Kerim onun için ne buyuruyor? Üzkurullâhe zikran kesîrâ. Allah'ı çokça zikrediniz, çokça tesbih ediniz. Demiyor ki çok namaz kıl, beş vakti kılacaksın, borcun. Demiyor ki çokça oruç tut, Ramazan orucunu tutacaksın, borcun. Demiyor ki çokça zekat ver, her sene vereceksin zekatını. Hacca çokça git demiyor, hac bir kere ömürde farz. Çokça ömreye git, çokça teheccüd kıl, çokça şunu yap. Yok ama çokça zikret. O kadar çok et ki münafıklardan da üstün ol. Münafıklar da Rabbini zikrediyor ama çok az zikrediyorlar. Sen müminsin Allah buyuruyor. Öyle bir zikir yapacaksın ki kalp Allah derken titreyecek. Hiç böyle bir Allah demek nasip oldu mu acaba? Müminlerden öyle kullar vardır ki diyor Allah-u Teala, Allah dediklerinde kalpleri titrer. Bin kere Allah diyor ama bir kere Allah akla gelmiyor. Bin kere Allah diyor ama bir kere aşk ile diyemiyor. Günde 5000 Allah dedin, bir kere Allah'ı hatırlamadın. 5000 la ilahe illallah dedin ama bir kere manasını anlayamadın. Ama adam da var ki bir kere Allah diyor, kalp titriyor. Mevla ondan memnun oluyor. Her şey ölüm anında siliniyor, ağza alıştırdığı denk geliyor vefat anında unutmadığında. Ticaretle meşgul olanlardan bir tanesi, kitaplara geçmiş bir kıssadır ki bu, eskiden odunlar pazarlara gelir satılırdı. Odunun çekişi 5 kuruş. Çekiyle verdikleri vakit o zamanın tabirinde adam vefat anında ömür boyu bunu söylediği için vefat anında hoca ona telkin ediyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye adam diline alıştırdığı nedir? Odunun çekici 5 kuruş, odunun çekici 5 kuruş diye diye vefat etti. Gülüyorsunuz siz. Ama değil, neye alıştıysa onunla gidecek. Bir Müslümana kızdığın zaman hemen hakaret ediyor, argo konuşuyor, ah buyurun sövüp savuyorsan bu doğru bir ahlak değil. Ölüm anında da kızabilirsin. Melekler ruhunu alırken döve döve de ruhunu alacak, merak etme. Kur'an'da ayet bu. Bir takımların ruhlarını alırken yüzlerine vura vura ruhlarını teslim alır buyuruyor. O anki kızgınlık ne olacak? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvvete illa billah. Üzüntüde bunlar söylenir. İslami anlayış budur. Müslümanın bakışı da bu olması gerekir. Üzüntülü bir haber geldi. Hemen belayı okuyor adam. Bu neden geldi, niçin geldi? Halbuki ne demesi lazım? La havle ve la kuvvete illa billah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahümme ecirni fi musibeti. Ya Rabbi bu musibetin de ecrini sen nasip eyle. Madem ki musibet geldi sabret, ecrini al. Hemen sövüp sayma, dökme, katmerli katmerli günaha girme.
Çok diyelim ki rahatlayıcı, sıkıntıdan kurtulacak bir haber aldık. Ne yapacağız? Ah buyurun, oh demeyeceğiz. Elhamdülillah. Sıkıntılardan kurtaran Allah. Yüreğimi rahatlatan Allah, sana hamdolsun. Müslümanın bakışı bu olacak. Onun için her alanda, üzüntüde de, kederde de Kur'an zikre teşvik ediyor. Allah'ı hatırlamaya teşvik ediyor. Yunus Aleyhisselam bile balığın karnında La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diyor. Ah nasıl düştüm buraya demiyor. Tesbihe devam ediyor. Duaya devam ediyor. Musibet anında da sövüp sayma sözleri değil de ahlak-ı Muhammediye zikre teşvik edilmiştir. Tetenezzelu aleyhimul melaiketu ella tekafu ve la tehzenu. Ölüm meleği Müslüman bir kulun Rabbim Allah'tır dedi. Sümme istakamu, dost doğru yol üzerine devam etti. İslam caddesinden, sünnet yolundan, ehli sünnet vel cemaat itikadından ayrılmayan bir cadde üzerinde devam etti, sebat etti. Melekler ölüm anında diyecekler ki ona, Allah cümlemize nasip eylesin. Ella tehafu ve la tehzenu. Sakın korkma, sakın üzülme. Diyecek. Kim diyecek? Hoca demeyecek, Ahmet Mehmet demeyecek, ailen demeyecek, çoluk çocuğun demeyecek. Melek diyecek, melek. O zaman ne büyük hayretler, telaşlar, heyecanlar tecelli edecek. Aileni her gün görüyorsun, insanı her gün görüyorsun ama melek suretinde karşına dikilecek ki korkma diyecek. Ne büyük bir heyecan olacak. İşte hadis-i şerifte diyor ki, ilk gece kolay geçerse daha kolay geçer öteler. Ölüm anında o melek ki ruhunu diyor sen korkma, üzülme diye almaya geldiyse korkma, ilerisi daha da müjde var. Yaşantımızla bunu belirleyeceğiz. Doğru Müslüman olmakla bunu belirleyeceğiz. Kaliteli Müslüman olmakla bunu belirleyeceğiz. Sözümüze sahip çıkmakla bunu belirleyeceğiz. Ahlakımıza sahip çıkmakla bunu belirleyeceğiz. Sadece camide değil, ticarette bir Müslüman nasıl olmalı? Hayatta bir Müslüman nasıl olmalı? Ailede bir Müslüman nasıl olmalı? Yolda yürüyen bir Müslüman nasıl olmalı? Komşusunun elinden dilinden selamet Müslüman nasıl olmalı? Camisinin imamı, müezzini, cemaati kendisinden memnun olan bir cemaat nasıl olmalı acaba? Bunları hep ince düşünmek lazım. Hocam sen bize öyle bir şey çıkarttın ki şu cumada açtın açtın ki yaramızı deştin. İyi ki deştim demeniz lazım. İyi ki bunları söyledin demeniz lazım. Mezara inince daha geri dönüşü yok. Firavun ne diyor biliyor musunuz? Ya Rabbi beni bir dünyaya geri gönder de bir Subhanallah diyeyim. Secde değil, namaz değil, bir Subhanallah döneyim tekrar öldür beni. Alane. Şimdi mi sen onları kaçırdın? Sana 50 sene, 60 sene fırsat verilmiş, 100 sene fırsat verilmiş. Hadi bunun 15 senesi gençlik dönemi at, mükellefet dönemi diyelim. Sonrası ne olacak? Başıboş değiliz ki biz. Yine onun dediği oluyor. Yine o haklı çıkıyor. Sen hocaya kızıyorsun, bunları doğru konuştu, serzeniş yapıyorsun da hoca kendi kafasına mı göre konuşuyor? Hocanın dediği çıktı diyorsun. Gerçekte Allah'ın dediği çıkacak. Hocanın dediği ne ki? Hoca da aynısını söyleyecek sana. Siz ne mutlu ki doğruyu bulan hocalar buluyorsunuz. Doğruyu konuşan, size doğruyu duyuran hocalar, komşular, ahbaplar, dostlar size kavuştuysa hürmet edin onlara. Bana demiyorum, onlara hürmet edin. Allah onların sayısının eksikliğini göstermesin. Allah vefatımız anında ella tehafu ve la tehzenu, sakın üzülme, sakın korkma diye bize telkin eden meleklerin o bize güzel simalarıyla ruhlarımızı teslim etmeyi nasip eylesin. Sonunda ne diyor? Ve ebşirû bil cenneti lletî kuntum tu'adûn. İmanınla, salih amelinle, doğru Müslüman olmanla, ticaretinden, ailenden, yuvandan, sokağından, caddenden, yaşadığın her alanda Müslüman üzere yaşadın ya, o ahlakı muhafaza ettin ya, o kriterlere sahip çıktın ya, o peygamberin yolunu müdafaa ettin ya, o ehli sünnetin yoluna çaba sarf ettin ya, işte Allah'ın sana bir vaadi vardı. Neydi o? Korkmadan, üzülmeden ruhunu almak, bir de onun ötesi sana vaat etti Allah.
cennet müjdesiyle senin ruhunu almaya geldim diyecek diyor Kur'an-ı Kerim. Biz acaba onlardan olacak mıyız? Bu ne zaman olacak biliyor musunuz? Ölüm anında olacak. Doktor sana kalp masajı yapıyor ama sen farklı bir alemdesin. Yanındakiler üzülüyor, ağlıyor ama sen boyut değiştin artık. Dünyadan ayrılmışsın. Ceset burada ama ruh ait olduğu bir makamda. Hepimiz olacak mıyız? Şu cemaatin içerisinde ve insanlardan ben böyle şeyleri yaşamam hoca efendi, kime anlatıyorsun ya diyecek bir kişi yok. Hepimiz bu merhaleye aday insanlarız. Vakti gelince çekip gideceğiz. Ama çekip giderken hoş bir seda bırak. Arkandan musallaya senin cenaze namazını kılmaya gelen cemaat Allah için gelsin sana. Hatır naz adamlı, geliyorum ama koşarak geliyorum diyen insanlar olsun. Ben öyle insan biliyorum ki adamın cenazesine Almanya'dan sabah bindi uçağa, hemen ertesi günkü öğlene vaktine yetişti. O kadar yolu geldi. Niçin geldim diyorum? Bir Allah dememe, bir Subhanallah dememe sebep olduysa bu zat oldu, onun için geldim diyor. O adam Allah rızası için geldi ya, samimi söylüyorum, bütün cemaatin duasından o adamın duası daha makbuldür. Niye? O Allah için geldi. Bir, samimiyetle geldi. İki, onun bir duası hepimizin yaptığı duadan daha eftaldir. Biz de öyle cemaatleri arkamıza yetiştirelim. Bu fırsat bizde var ama bizde tembellik de var. Bizde gevşeklik de var. Kendime söylüyorum, Allah için bir alt harekete geçelim. Kendimi düzeltme eğiliminde olalım. Allah da bize yardım edecek. Ahırımıza da yardım edecek. Semaya doğru bakarken vefat anında mutlu sonla inşallah işi bitirtirecek. Allah hepimize nasip eylesin. Cumamız mübarek olsun. Meryem oğlu Emine Kınar lösemi hastasıymış. Rabbim acil şifalar nasip eylesin. Bütün hastalıklarımızı şifaya değilesin. Dertlerimize deva nasip eylesin. Borçlarımıza eda ihsan eylesin. Hepimize iman selametiyle, cennet müjdesiyle, selamet limanı olan ila darisselam'da buluşmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Lillahil Fatiha. Thank you.